Evet arkadaşlar, bugün sizlere özel üniversiteler acaba hangi sıralamada kapatabilir? Onlarla ilgili ufak bir bilgi vermeye çalışacağım. Hangi netlerle bu sene hangi netlerle özel üniversiteler alabilir? Bunun üzerinde biraz durmaya çalışacağım. Şimdi ortalamaları hocam kaç alıyorsunuz diye genelde soruyorlar. Bu sefer 93 ortalama aldım. Siz bunları 90'sa, 88 ise 1-2 puan aşağı yukarı oynayarak arkadaşlar kendinizi değerlendirebilirsiniz. 93 ortalamaya göre, OBP 93 ortalamaya göre arkadaşlar almış oldum. Şimdi tıp fakültesi biliyorsunuz 50.000'le sınırlandı. 50.000'de özel üniversitelerde benim tahminim alabileceği arkadaşlar TYT 76, AYT 47. Bu 45'te olabilir. AYT'deki 47. 45 de olabilir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ailenizin parası varsa ağlamanıza, sızlamanıza arkadaşlar gerek yok. Ağlamanıza, sızlamanıza gerek yok. Özel üniversitede de tıp fakültesi okuyabilirsiniz. Diş 80 bin sınırı var dişte biliyorsunuz. TYT 66, AYT de 40 ile buraya girebilirsiniz. Ha bu 38'e de düşebilir bence. 37'ye de arkadaşlar düşebilir. AYT'de 37 nete de düşebilir gibi geliyor bana ama 40K TYT 66 AYT 40 diş hekimliğine özel üniversitelerde girebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, bu söylediklerim arkadaşlar özel üniversiteler için geçerli olan bölüm. Bu arada hatırlatayım, unutmayalım arkadaşlar. Eğer abone olmadıysanız, abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Ayrıca beğeni de atarsanız memnun olurum. Hızla kanalımız büyüyor, görüyoruz. Hızla abone artışı oluyor. Çünkü burada yeterli ve gerekli bilgi verdiğime inanıyorum arkadaşlar. Eczacılık arkadaşlar 100 bin sınırı var eczacılıkta biliyorsunuz. Özel üniversitelerde benim tahminim TYT 60-61, AYT 35-34, 34 de olabilir. Bu civarda eczacılıkta arkadaşlar özel üniversitede 100 bininci tabii bu, yani 100 bininciye göre alıyorum ben bunu. Özel üniversitede ücretli bir şekilde burada okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Hukuk fakültelerinde arkadaşlar, hukuk fakültesi biliyorsunuz 125 bin kuralı var. TYT 60, AYT 27. Evet, AYT 27. TYT 60 olursa hukuk fakültesinde de özel üniversitesine gelir diye düşünüyorum. Bu netlere gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz işte eğitim sistemimizde arkadaşlar, paranız varsa, ailenizin parası varsa arkadaşlar gördüğünüz gibi çok aşırı kastırmanıza da gerek olmayabiliyor. Devam edelim. Mühendislik 300 bin sınırı var zaten, onu geçtim. Orada bir şey demeye gerek yok. Mimarlıkta 250 bin sınırı var arkadaşlar mimarlıkta. Özel üniversitelerde mimarlıkta arkadaşlar 51 TYT'ye 15 AYT ile burada son yazan özel üniversite mimarlığa girebilirsiniz diye düşünüyorum. PDR'de arkadaşlar özel üniversitede de 300 bine kadar alıyor PDR 300 bine kadar. Hemşirelik %50 burslu. Mesela Haliç Üniversitesi'nde var. 500 bininciye alıyor. Yani burada net hesaplaması falan yapmama gerek yok. Çünkü çok düşük netler arkadaşlar. Yani hemşireliği irdelediğiniz zaman bunların çok düşük netler olduğunu göreceksiniz. O yüzden fazlaca bunu aşırı bir şekilde irdelemiyorum arkadaşlar. Yani tıp fakültesi okunabilir mi? Bu netlere. Yani ben eğer ailevi durumunuz iyiyse, bir sıkıntınız yoksa, ailenizi zorlamayacaksa arkadaşlar, tabii ki paralı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ama aileniz sınırdaysa, maddi durumu sınırdaysa, yani tutup bir evi satacak, edecek, işte öyle yapacak, edecek falansa arkadaşlar bence çok gerek yok. Ha şöyle olabilir. Bak ona saygı duyarım. Üçüncü senenizdir. Üçüncü senenizde hakikaten geldiğiniz sınır nokta budur. Burada yazan sınırlar, demin okuduğum sınırlar. O zaman aileniz bütün imkanlarını seferber edebilir. Buna hiçbir şey demem. Ama birinci senesindeyseniz, hatta ikinci senedeyseniz arkadaşlar, tutup da bence ailenize çok ciddi bir masraf yaptırmanıza gerek yok. Bir insan bence 3 kere denemeli. İstediği bölüm gelmiyorsa arkadaşlar, bence 3 kere bir insan deneyebilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar.
Bundan dolayı arkadaşlar işte tıp fakültesi olsun, diş hekimliği olsun, bunlarda ailenin maddi durumu iyiyse yapabilirsiniz, girebilirsiniz diye düşünüyorum. Hukuk fakültesi hakikaten 125 bin sınırı çok düşük olan, netleri olanlar bile girebiliyor arkadaşlar. Buralarda tıp fakültelerinin fiyatları biraz yüksek. Hukuk fakültelerinin fiyatları biraz düşük. Senesi de biraz az, gerçi 5'e çıkardılar onu da arkadaşlar. Yani o da ücretli bir şekilde düşünülebilir diye düşünüyorum. Yani özel üniversitelerle ilgili aşağı yukarı benim tahminlerim arkadaşlar, demin sizlere söylemiş olduğum gibi, bunları da ister arkadaşlarımız değerlendirebilir. Tekrar hatırlatıyorum, çünkü kanalım yeni büyümeye başladığı için arkadaşlar, bunu sık sık söylemeyi de çok sevmiyorum ama genelde sağdan soldan söylüyorlar, hatırlatırsan iyi olur diyorlar. Eğer abone değilseniz, abone olmayı unutmazsanız arkadaşlar, bir de beğeni atarsanız seviniriz. Bu tip farklı bilgiler vermeye devam edeceğim. Yorumlarınız varsa yine alta yazabilirsiniz. Karşılıklı dertleşiyoruz arkadaşlar sizlerle. Karşılıklı dertleşiyoruz. En baştan beri söylüyorum, belki lafı uzatıyorum ama evet, herkes, yani diyorum ya, bana da inanmayın, başkasına da inanmayın, kimseye çok inanmayın. Bütün doneleri elinize alın. Size en yakın olan doneyi arkadaşlar değerlendirin diye söylüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.